Evet, bugün vegan tiramisu yapacağız. Yumuşak tofuyu da bu şekilde kullanmak istedim. Bahaneyle de 31 bin abone olduk. Onu kutlarız diye düşündüm. Şimdi tarife başlıyorum. Klasik benim kek tarifim. Yarım su bardağı sıvı yağ. Hatta hemen ekleyeyim kabıma. Sonra 2 yemek kaşığı sirke. Sirkenin türü fark etmez. Ben elma sirkesi kullandım en orijinalinden. Sonra başka sıvı ha. Bir su bardağı suyum var. Onu da içine atayım. Sonra sıvı olmamasına rağmen bir su bardağı şekerim var. Ben toz beyaz şeker kullandım ama siz istediğiniz tatlandırıcı ekleyebilirsiniz. Meyveden şeker kullanabilirsiniz, pekmez kullanabilirsiniz. Ne bileyim aklıma başka gelmiyor. Ha, hurma suyu kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. İstediğiniz tatlıyı kullanın. Ben bunu kullanıyorum. Şöyle. Şekeri koydum ki baştan erisin diye. Benim kek tarifimi zaten bilmeyen yoktur herhalde eski takipçilerden. Ay, 3000 abone için özel pasta yapmışım. O videoyu izledim. Bayağı bildiğin Mart'ın sonunda çekmişim ben 3000 kutlamasını. Duygulandım ya. Vay be. Nisan'da artık yani. Çünkü Mart sonuydu. Nisan'dan buraya kadar 3000'den 31.000'e. Vay anasını dedim. Şok oldum. Neyse hemen başlıyorum. Yeterince erittiğimi düşünüyorum. Şimdi şöyle bir dakika. Koyayım. Şimdi bir bardağın 1 bölü 3'ü kadar kakaom var. Hemen onu içine atıyorum. Ama böyle atmama hoş olmadı. Üstüm başım kaka oldu. Neyse. Kakaomuzu ekledik. Evet, kakao da yaptık. 2 çay kaşığı karbonatım var. Onu ekliyorum. Yarım çay kaşığı tuzum var. Onu ekliyorum. Başka bir şeyim kaldı mı? Ha, unum var. 1,5 su bardağı un ekleyeceğim. Şöyle bir bardağını ekleyeyim. Başka temiz bardak yoktu da. Yarım bardağı da ekliyorum şimdi. Şöyle de. Heh, yarım daha. 1,5 bardak un. Son olarak vanilin ekliyorum. Ama siz isterseniz vanilya aroması falan da ekleyebilirsiniz. Vanilya özütü falan. Fark etmez. Bu başka bir versiyonu. Şöyle hemen attım. Parçaları birleştireyim. Bir dakika. Ve mixlemeye devam. Çırptım çırptım karıştırdım. Evet, kek karışımımız oldu. Şöyle göstereyim size de. Şöyle bir kıvamı var. Ta 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 ta. Tarifin bence en zor kısmını şu an atlattık. Yağladığımız, unladığımız tepsimize veya fırın kabımıza. Fırın kabıymış bu ya. Geçen artık öğrendim artık en sonunda. Yorumlardan. Teşekkür ederim söylediğiniz için. Çünkü hep yanlış söylüyorum. Neyse şimdi. Bunu komple peki döküyorum. Evet, kaşıkla bu kadar sıyırabildim. Evde böyle tatlı seven biri varsa ona sıyırttırabilirsiniz. Ona verin böyle bu tabağı. Yesin. Şimdi 180 derecelik fırında önceden ısıtmadık. Yaklaşık 15-20 dakikada pişecek bu. Zaten çabuk pişiyor bu kek. Şimdi hemen fırına atalım. Bye bye. Bir yandan kekimiz olurken bir yandan da muhallebimizi yapacağız. Muhallebi için de Hindistan cevizi sütü yaptım ben biraz önce. 2,5 su bardağı Hindistan cevizi sütü var burada. Hemen tarifini de şuradan çıkartırım. Yapabilirsiniz. Bu arada Hindistan cevizi sütü demişken bir firma ucuz yolla Hindistan cevizi sütü üretecekmiş. Onunla ilgili bana bir anket yolladılar. Siz de açıklama kısmından o anketi doldurabilirsiniz. Nasıl Hindistan cevizi sütü istiyorsunuz veya başka istediğiniz bitkisel sütler var mı falan filan diye bir anket yaptılar. Onu doldurursanız sevinirim. Ay, inşallah böyle ucuz yollu bir Hindistan cevizi sütü artık böyle satılmaya başlar. Özellikle hani o şeyde var ya konservede. O konservede olanlardan çok özledim. Çünkü onlar gerçekten çok pahalı. Neyse 2,5 su bardağı Hindistan cevizi sütü dedim. Sonra 4 yemek kaşığı şekerimi ekliyorum. Sonra 3 yemek kaşığı unum var. Onu da ekledim. Burada da vanilinim var. Vanilinimi de ekliyorum. Ve çırpıyorum.
Şimdi diyeceksiniz ki hem kekte şeker var, hem muhallebide şeker var. Çünkü ben annem aynısını söyledim. Dedim ikisinde de şeker var dedim. Bu dedim çok tatlı olmaz mı? Yok dedi. Kahve koyacağız ya dedi keke. O şekerini alıyor dedi. Öyle olmuyor dedi. Ben de ona güveniyorum şu an. Ve iyice çırpıyorum. Şimdik şöyle hemen altını yakayım. Aa, tek seferde başardım. Şimdi şöyle karıştırarak pişiriyoruz diyeceğim ama çok böyle cık cık ses çıkartıyor. Bak. Ay dişim fena oldu. Neyse fokurdayana kadar böyle durmadan karıştırıyoruz. Ay çok kötü oldum. Dişlerim kamaşıyor ya. Neyse ben bu sahneyi keserim. Dayanamadım, tahta kaşığa geçtim ya. Böyle bir şey yok. Vallahi çok kötü oldum. Neyse. Böyle işte sürekli karıştırıyoruz. Durmayın. Durmadan karıştırın siz de. Gördüğünüz gibi fokurdamaya başladı. Şimdi bunun altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Kekimiz pişti. Şöyle bir kaba ters çevirdim hemen. Yanımda da bir bardak kahvem var. İsterseniz Nescafe'nin sadesini kullanın. Nescafe'nin sadesi vegan. İsterseniz filtre kahve kullanın. Hiç fark etmez. Kalitesine göre ne seviyorsanız o kahveden yapın. Şimdi hemen kekimi ıslatmak için kahveyi her yerine döküyorum. Ben bilerek şekersiz kahve yaptım. Zaten hem bunun içinde var hem onun içinde şeker var. Her şeyin içinde şeker var. Vallahi. Oo. Ama isterseniz tabii kahvenize yine şeker yapabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi böyle her tarafına kahveler döküyorum. İyice emiklesin. Islak bir kekimiz olsun. Şöyle yavaş yavaş dökün ki sünger gibi çeksin. Şimdi şey diyenler olabilir. Bu tiramisu o tiramisu mu? Bir de şey vardı ya, İtalyanların tiramisusu. Başka bir türlü. Bisküviden falan mı yapıyorlar? Neden yapıyorlar? Onu da bilmiyorum tam. Bu tiramisu bu tiramisu değil falan diye. E değil zaten. Bu gayet gün tiramisusu. Bizim burada yapılan tiramisu. Bilmiyorum. Sizin orada da bu tiramisu'dan yapılabiliyor mu? Ama biz bunu biliyoruz. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Koyduğum su ılık bir suydu. Sıcak suya kahve yapmadım. Oo, bayağı ıslandı yalnız şaka maka. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama gözenekleri çıktı kekin. Ay. Oh. Bundan daha ıslak kek olamaz herhalde. Bu bir yandan kahveyi çeke yazsın. Bir yandan da krema mıydı? Yok krema değil. Muhallebimiz de soğumaya devam etsin. Muhallebimiz soğudu. Hatta soğumasını hızlandırmak için cam kaseye koydum. Şimdi ek olarak burada dünkü yumuşak tofumdan var yaklaşık 2 yemek kaşığı. Bunu ekliyorum. Şart mı? Değil. Çünkü bu yumuşak tofunun fiyatı 35 lira civarlarında. Hiç gerek yok. İsterseniz çiğ kaju'yu bekletebilirsiniz suda. Onu ekleyebilirsiniz şu an. Onu iyice blenderdan geçirdikten sonra. O da böyle kıvamlı bir şey haline gelebilir. Veya ne bileyim haşlanmış patates de olabilir. Deneyip görmek lazım. Neyse tofumuzu koydum. Biraz yaratıcılık gerekiyor sadece vegan tariflere. Burada da besin mayam var. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar ekleyeceğim ama şart mı? Değil. Gerçekten değil. Hani hafif bir peynir tadı gelsin diye ekliyorum. Bu arada besin mayasının tek özelliği böyle baharat gibi düşünün. Peynirimsi bir tat veriyor. O kadar. Zaten Türkiye'de tek bir satan bir yer var. Onun da aşağıya linkini bırakırım. Almak isteyen olursa oradan alabilir. Ama dediğim gibi gerek yok bu tarife. Sadece birazcık o peynirimsi tadı için ekliyorum. Şimdi hemen mikserden geçireyim. Mikserle yapmıştım ama tam verim alamadım. Blenderla daha iyi çırpılıyor. Yani daha iyi karışıyor. İyice eridi tofu falan da. Siz de yaparsanız blenderla yapın. Şimdi üstüne dökmeye başlıyorum.
Vallahi şaka maka yaptık ha. Heyecanlıyım. Şöyle iyice yayıyorum. Siz isterseniz iki katlı da yapabilirsiniz. Ben direkt tek kat yapacağım. Tek ve kalın bir kat. Yes. Şöyle bol bol döküyorum. Vay be, nereden nereye değil mi? Hangi tariften hangi tarife? Şöyle yayıyoruz kaşıkla. Ay. Puding gibi bak. Kenarına dökülmesi lazım mı yoksa üstünde mi duruyor bilmiyorum. Anneme soracağım zaten şimdi birazdan. Neyse ama bayağı bol bol malzemeli oldu. Malzemeden kaçmadık. Her şeyi fazla fazla. Çocuğumun. Yani o kadar 40 yılı bir vegan tiramisu yapıyoruz. O da tam olsun değil mi? Şöyle. Tamamdır. Şimdi pastamızı, daha doğrusu tiramisu'muzu da böyle düz yapmak için bıçak yardımıyla şöyle, hadi bebeğim dümdüz ol. Bakın hemen yola geldi kendisi. Ben kenarlarına da süreceğim ya. Bilmiyorum kenarlarına da sürülüyor mu ama ben süreceğim. Benim tiramisu'm böyle olsun. Sanırsın sıva döşüyorum. Ay. Ay nazar değdi. Tiramisu'ma. Bebeğim gel seni düzeltelim. Oldu galiba ya. Şimdi muhteşem süzgecimle kakao serpeceğim üstüne. Şöyle. Bol bol kakaolu yapın üstünü. Bence işin sırrı bu. Hatta çevireyim öteki tarafıyla da yapayım. Ay çok güzel oldu. Ben bol kakaolu tiramisu seviyorum. Sizin nasıldır bilemem ama. Ay şöyle ortalasam mı? Niye ben kenarda koymuşum bebeğim tiramisumu? Her tarafı kakao yaptım. Ama eğlendim mi? Sonuna kadar. Adeta bir toprak gibi kapladım. Yes. Biraz da döküyorum. Ve tiramisu'muz hazır. Şimdi ben bunu buzdolabında bekleteceğim ve ertesi gündeyiz. Açıyorum. Ta 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 ta. Çok heyecanlıyım. Şimdi hemen 31 bine özel mumlarımı dikiyorum. Yine klasik mutfak çakmağımla yakayım. Yakamadı. Bebeğim yanar mısın? Ha? Ve ta 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 ta. Ne kadar çok ta 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 dedim. Hem 31 bin kişi olduk hem de dün gece itibariyle 7 milyon görüntülenmeyi geçtik. Evet. Şimdi bir dilek dileyip üflüyorum. Nice 7 milyon görüntülenmelere, nece 30 bin, 1 milyon, nece 100 bin, 130 binlere üflüyorum. Şöyle hemen kenara alayım. Ve kesiyorum. Ay. İyice bekledi bekledi. Ve bütün malzemeler birbiriyle bütünleşti diye düşünüyorum artık. Bayağı büyük bir pasta dilimi alıyorum. Yarısı kaldı şurada. Alayım da.
bebeğim. Şöyle, şu şekilde. Tabii pastayı tek başına değil, yanında Türk kahvesi yaptım. Onunla beraber yiyeceğim. Şimdi hemen tadına bakıyorum. En çok ıslak, en çok böyle muhallebili yerinin tadına bakacağım ilk. Oo. Cidden harika olmuş. Çok iyi. Kesinlikle siz de deneyin. Onun üzerinden 1 milyon. Mükemmel geçtim. Dünden beri bu anı bekliyordum. Daha yeni işte uyandım, kahvaltı yaptım. Biraz bekledim böyle acıkta acıkayım diye. Şimdi kahvemi yudumlarken tatlımı yiyorum. Ay vallahi iyi geldi. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Şaka maka, beni en çok sevindiren şey bu sayılar değil. İşte abone sayısı bilmem kaç olmuş, görüntülenme sayısı bilmem kaç olmuş falan filan değil. Sizin güzel mesajlarınız, o güzel iletişimimiz her şeyden öte ya. Gerçekten her şeyden öte. Hiçbirine değişmem. Hiçbir rakamsal veriye. Yani bu etkileşim beni gerçekten en tatmin eden şeylerden biri. O yüzden mutluyum. Mutluyum ve tatlıyorum, tatlı konuşuyorum. Kısmetse de inşallah 32.000'de de nasıl vegan olduğumu, neden vegan olduğumla ilgili video çekeceğim. Şimdi yarın tereyağı videosu gelecek zaten. Şimdi de belki hani malzeme hazır etmem gerekir öteki güne vesaire diye video çekilişi yapıyorum. Yes! Yes! Aa, sonunda Allah'ım! İsteklerim kabul oldu. Dedim ki artık bunlar video fikirleri bilmeyenler için. O an aklıma gelen yaklaşık 20-30 tane video fikrimi yazmıştım. Ve artık diyordum ki ne olur yemek harici bir video içeriğim çıksın, onu yapayım diye. Ve sonunda geldi. Sonunda geldi. Vegan ayakkabı ve kıyafetleri göstereceğim. Sonraki videoda da. Ay çok mutluyum. Aşırı mutluyum. Çok sevindim. Ay. Böyle yeni uyanmıştım ya, böyle o uyku mahmurluğu vardı şu an hala üzerimde. İşte ondan yana kahve falan yaptım. Şu an o uyku mahmurluğum geçti. Ay vallahi çok mutlu oldum. Ay. Çok mutlu oldum gerçekten. Aşırı mutlu oldum şu an. Oh be. Yes. Ay valla. Kendime geldim ayol. Tatlımdan yiyeyim. Siz de yapıp yapıp yiyebilirsiniz. Tiramisu'dan da mahrum kalmayın. İstediğiniz maliyette yapabilirsiniz zaten. İlla o yumuşak tofuya falan gerek yok. Dediğim gibi ister çikocuyu suda beklettin, 10 liralık alın. Yani bir şey yok. Sadece o kıvam vermesi için. Veya ne bileyim, kıvam arttırıcı, başka aklınıza ne geliyorsa istediğinizi kullanabilirsiniz. Şu an benim aklıma başka bir şey gelmedi. Haşlanmış patates falan geliyor. Öyle maliyeti daha da düşürebilirsiniz. Ona göre yapın, yiyin işte yani. Güzel. Tadı güzel. Neyse, yarın başka bir videoda görüşürüz. Bye bye.